Söz verdik, yapıyoruz. Alanya'ya verdiğimiz sözleri ikinci yılımızda da tek tek yerine getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kent merkezine batıdan gelenleri tünellerden sonra mükemmel Alanya manzarası önünde artık Yıldız Parkı karşılıyor. Kentimizin en önemli simgelerinden biri olan Alaaddin Keykubat heykelini çevresindeki park düzenlemesiyle birlikte halkımıza yeniden kazandırdı. Sak Irmağı etrafında bulunan atıl alana yaptığımız kafeterya, çocuk parkı ve basketbol sahasını halkımızın hizmetine sundu. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilmesi için Hacet Mahallesi'nde bulunan Balon Parkı tamamen yeniledik. Mahmutlar Mahallemize kazandırdığımız Çocuk Parkı ve sosyal yaşam alanıyla vatandaşlarımıza çocuklarıyla birlikte daha kaliteli zaman geçirme imkanı sunduk. Halkımıza daha etkin hizmet vermek için filomuza 103 yeni araç ekledik. Toslak asfalt şantiyemize 5 milyon lira yatırımla kazandırdığımız konkasör makinesiyle yılda 3 milyon lira tasarruf yapmayı planlıyoruz. Daha modern ulaşım altyapısı oluşturmak için 2 yılda 350 kilometre sıcak asfaltı vatandaşlarımızla buluşturduk. Yerinde çözüm anlayışıyla bölgesel planlama yapıp Avsallar, Demirtaş, Oba, Mahmutlar, Hayallar, Sarımut ve Tosmur mahallelerimize 7 yeni şantiye merkezi kurduk. Toplanan atıkları aktarma istasyonları aracılığıyla topluca tırlarla taşıyarak yılda 2 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca bu operasyonla trafiği de rahatlatıyoruz. Taksi esnafımızın talepleri doğrultusunda 20 taksi durağını kentimize yakışan tek tip modern taksi duraklarıyla değiştirdik. Hayvanı sevmeyen insanı sevmez dedik. Demirtaş mahallemize 2 milyon 700 bin lira yatırımla Türkiye'nin tek modern entegre hayvan barınağını inşa ettik. Kız çocuklarının eğitimine destek sağlamak için Oba Mahallesi'nde inşa ettiğimiz kız yurdu binasında sona geldi. Hayallar Mahallemize çok programlı lise projesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 245 bin katılımcıyla 119 spor organizasyonuna imza atıp kentimizin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağladı. Eşkilik düğün salonunu modernize ederek yeniden halkımızın hizmetine sundu. Mutluluğunuza ortak olmak için Kestel mahallemize inşa ettiğimiz bölgenin en modern kapalı düğün salonu kompleksini Mayıs ayında açmayı planlıyoruz. Osmanlı tebaasının mirası olan ibadet yapılarına hassasiyetle yaklaşıp Hıdrellez Kilisesi'ni restore ettik. Festival demek Alanya demek sloganıyla yaklaşık 7,5 milyon sosyal medya kullanıcısına ulaşıp Alanya'yı tanıttık. Yabancılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve elde edilen tüm geliri engelli vatandaşlarımız yararına kullanılan Noel Pazarı'na destek verdik. Herkes için Alanya projesi kapsamında Alanya'nın 5 farklı noktasına akülü sandalye şarj istasyonu kurduk. Alanya'ya kent meydanı kazandırmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni belediye binasının ihalesini bu yıl yapıyoruz. Tavşandamı mevkiinde sosyal yaşam alanı ihtiyacına cevap verebilecek büyüklükte ve nitelikte park ve rekreasyon alanı projemiz için Mayıs ayında ihaleye çıkıyoruz. Engelsiz Alanya için çıtayı daha da yükseltiyoruz. Oba Engelsiz Yaşam Merkezi tesisini
projelendiriyoruz. Demirtaş Mahallemize yapacağımız modern düğün salonu projemizi bu yıl ihaleye çıkıyoruz. Damlataş Mahallesi'nden Alanya Kalesi'ne çıkacak olan teleferiği çok yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çevre dostu bir belediye olarak Toslak Mahallemizde inşa edeceğimiz 3 megawatt gücündeki Akdeniz'in en büyük güneş enerjisi saha projesini bu yıl hayata geçireceğiz. Çalışıyoruz çünkü Alanya'yı seviyoruz.